Aralarında Türkiye Barolar Birliği, Hatay Tabip Odası, KESK Hatay Şubeler Platformu, Hatay Türkiye Mimar Mühendisler Odaları Birliği İl Koordinasyonu ve DİSK Genel İş Hatay Şubesi'nin de bulunduğu Hatay İş Güvencesi Platformu bir basın açıklaması düzenledi. AK Parti hükümetinin eleştirildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Baskı, sürgün ve işten atma politikasının amacı açıktır. AK Parti tüm kamu emekçilerini ve halkı kendine kapı kulu yapmayı arzulamaktadır. Bu koşullarda hiç kimsenin iş güvencesi kalmamıştır. Olması gereken hukuk ile adalet arayışının önü kesilmeye çalışılmaktadır. Bir haksız uygulamaya maruz kalan emekçilerin hukuk yoluyla haklarını alabilecekleri, mağduriyetlerini giderecekleri yollar kapatılmıştır. Emekçiler lehine karar verecek mekanizmalar ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. İş ağı konusunda doğru uygulamalarla tanışmayı ve bu uygulamaları hayata geçirmeyi amaç edinen Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye'de faaliyet gösteren DASİFET üyesi iş adamları 4 Haziran'da Arsuz'da Ticaret Köprüsü etkinliğinde bir araya geliyor. Samandağ Halk Eğitim Merkezi'nin geleneksel yıl sonu sergisi kültür merkezinde açıldı. El sanatları, makine nakışları, keçe yapımı, ahşap boyama, ahşap süsleme, sanatsal cam mozaik kurslarında yapılan çalışmalar sergilendi. 3 gün açık kalacak olan serginin açılışına ilçe kaymakamı Cahit Çelik, belediye başkanı Mithat Nehir, ilçe milli eğitim müdürü Hilmi Kapo, Halk Eğitim Merkezi müdürü Ata Kudret, kurs öğretmenleri ve çok sayıda davetli katıldı.